Redmi 12'de beni en çok şaşırtan nokta, fiyatına oranla bir not verecek olursam. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda bu piyasada alabileceğimiz en ucuz güncel Xiaomi Redmi 12 ve tüm detaylarıyla yakından bakacağız. İlk olarak fiyatlarla başlayalım. Şu anda Redmi 12'nin 4 GB RAM ve 8 GB olarak iki versiyonu var. Ben kesinlikle 4 GB RAM'li versiyonu almanızı önermiyorum. Eğer telefonu bir yıl kullanıp sonrasında atmayacaksanız mutlaka 8 GB RAM'li modeli almanız gerekiyor. 4 GB RAM 7000 TL iken 8 GB'ı 7600 bandında. Bana destek vermek bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Hem açıklama hem de yorumlarda Redmi 12'nin en ucuz satın alma linki olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan bu kez farklı bir kılıf çıkıyor. Buzlu cam görünümlü silikon bir kılıfla karşılaşıyoruz. 18 watt hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu ve telefonumuz önümüze çıkıyor. 3.5 mm jack girişini görürken alt kısımda da Type-C şarj girişi ve mono hoparlörü görüyoruz. Hoparlör kalitesi gayet yeterli. Özellikle ses yüksekliği anlamında giriş seviyesi bir cihaza göre gayet yeterli. Bunun haricinde çok bir şey beklemeyin. Tasarıma baktığımızda açıkçası bu fiyat bandındaki en şık telefon diyebilirim. Özellikle kameraların direkt olarak kasaya yerleştirilmesi tasarım bütünlüğünü arttıran detaylardan. Tasarımsal olarak hiç giriş seviyesi bir cihaz gibi hissettirmiyor. Arka kapak cam, çerçeveler plastik ama arka kapağın cam olması bu fiyat bandında önemli bir avantaj. 8.1 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla ideal seviyede. 6.79 inç Full HD Plus ve 90 Hz'lik bir tazelemeyi burada görebiliyoruz. Bu ekranın eksi diyebileceğim en önemli noktası parlaklık kısmında 550 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Şu anda bu kadar ışığın altında da ekranı görmekte biraz zorlanabiliyoruz. Bunun harici kapalı ortamlarda evde kullanırken herhangi bir problem yaşatmıyor. 90 Hz olması da bu ekranın en önemli artılarından. Ekran deneyimi olarak telefonda bir şeyler izlerken vermiş olduğu renkler, canlılık ve çözünürlük gayet yeterli. Donanım kısmında giriş segmentin en iyi işlemcilerinden MediaTek Helio G88'i görüyoruz ve 8 GB RAM ile beraber vermiş olduğu performans, özellikle günlük kullanımda bu segmentte gerçekten tepkisel bir deneyim alıyoruz. Arayüzde uygulamaları kullanırken verdiği performans kesinlikle yeterli. 8 GB RAM ile gelmesi de bu fiyat bandındaki en önemli artılarından. Oyun tarafında da hiç fena değil. Düşük orta grafik arasında 40-45 FPS'leri rahatlıkla verebiliyor. Uzun süreler oyun oynasak da ısınmaya bağlı bir performans kaybıyla hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Evet, Helio G88 giriş seviyesi bir işlemci. Uzun süreler kullandığımızda performans düşüşleri normalde olabiliyor. Ama Redmi 12 kasa yapısı olarak da termal açıdan başarılı olduğu için performansta bir düşüş yaşamıyoruz. Yani throttle yapmayan, performansını, stabilitesini ciddi anlamda koruyan bir telefon. Redmi 12 performans olarak beni gerçekten şaşırttı. Bu telefonun en önemli noktası stabilitesi diyebilirim. Ek olarak 1 TB'ye kadar hafıza kartı desteği var. Kameralara baktığımızda ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi ana kamerada ışık yeterli olduğunda güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Bu fiyat bandındaki en iyi sonuçlardan biri. Ultra geniş ve makro kamera çok yeterli değil. Ön tarafta da 8 megapiksel f2.1 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz. Videolarda o iyisi zaten bu fiyat bandında bekleyemeyiz. Ancak EIS desteği de yok. Burada video performansı fotoğraf kalitesine oranla çok daha geride diyebilirim. Ne kadar titretmeden çekmeye çalışsak da videolarda stabilizasyon gerçekten düşük. Telefonda hareket modu var ve bu modu açtığımızda titreşimleri biraz engelleyebiliyor ama yine de yeterli değil. Özellikle video için bir telefon alacaksanız Redmi Note 10S veya bütçeyi biraz daha artırıp Galaxy A34'e bakmanızı öneririm. Redmi 12 genel kamera kalitesiyle fiyatının üstüne çıkamıyor ama kesinlikle altında da değil. Yani burada dengeyi korumak gerek. 5000 mAh batarya 18 watt hızlı şarjla beraber geliyor. Ortalama 1,5 saatte 0'dan 100'e doldurabiliyoruz. Redmi 12 batarya olarak bir gününüzü çok rahat bir şekilde çıkartacak bir performans sunuyor. Genel bir kullanımda 90 Hz'lik ekranına rağmen 9 saate varan ekran sürelerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle de telefonda oyun oynamıyorsanız tek şarjla 2 güne kadar da götürecek bir performansa
sahip. Batarya olarak Redmi 12'den oldukça memnun kalacaksınız. Android 13 ve MIUI 14 ile beraber geliyor. 3 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Arayüz oldukça akıcı. 90 Hz'e beraber de gayet hızlı bir şekilde telefonu kullanabiliyoruz. Ve güç tuşunda parmak izi okuyucuyu görebiliyoruz. Oldukça kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3'ü görürken 5G desteği maalesef ki yok. Ve Xiaomi'de ilk kez uygun fiyatta IP53 sertifikasını görebiliyoruz. Bu sayede olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi Redmi 12 almak mantıklı mı derseniz, bütçeniz 7000 bandındaysa batarya olarak beni üzmesin. Performans açısından yüksek bir beklentim yok ama ısınmasın dediğinizde Redmi 12 alınabilecek en mantıklı seçeneklerden biri. Fotoğraf kalitesini genel anlamıyla başarılı bulsam da video kısmında kesinlikle yeterli değil. Ancak tasarımsal açıdan da 10.000 TL'ye kadar en beğendiğim telefon diyebilirim. Ve MIUI 14 ile beraber de gerçekten akıcı çalışıyor. Aldığınız zaman açıkçası pek çok noktada giriş seviyesi bir telefon olduğunu da hiçbir şekilde hissettirmeyecek. Aslında burada 150 Euro'luk bir telefondan bahsediyoruz. Açıklama ve yorumlarda Redmi 12'nin en ucuz satın alma linki olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Vergilerle beraber fiyatlar katlanıyor. Yine de gerçekten uygun fiyatlı bir telefondan bahsediyorum. Ve uygun fiyatlı telefondan ne bekliyorsak Redmi 12 bize fazlasını da sunuyor. Son olarak da fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki sizce Redmi 12 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.